Evet efendim, gelinimiz ve damadımız hazırsa ve tabii tüm misafirlerimiz, gel çiftimizi daha fazla bekletmeyelim. Fatma Nur Hanım ve Mehmet Kadir Bey, Samandağ Belediyesi'ne evlilik için yaptığınız müracaatı incelediğimizde evliliğiniz için bir engel olmadığını belirledik. Şimdi bir kez de burada, konuklarımızın huzurunda evlenme arzunuzu beyan etmenizi istiyorum. Sayın Fatma Nur Güzel, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan Sayın Mehmet Kadir Ölçek'le ömür boyu eşliği kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın Mehmet Kadir Ölçek, siz de hiç kimsenin etkisi altında kalmadan Fatma Nur Güzel'i ömür boyu eşliğe kabul ediyor musunuz?
Küçüklüğümden beri her gün masallar, hikayeler dinledim dedemden. Bazen acıklı, bazen mutlu biterdi. Ama hiçbir masalın sonu bizimki kadar kötü bitmedi. Hiçbir masalın kahramanı da Kadir babam gibi yanmadı. Size anlatıp susacağım. Sonra da bir daha hiç konuşmayacağım. Günaydın Kadir Hacım. Günaydın. Günaydın hocam. Günaydın Selin. Kolay gelsin. Zülo. Zülo. Boşuna uğraşıyorsun Kadir Hoca. Uyandı mı? Uyandı, uyandı geliyor. Günaydın Kadir abi. Kadir abi yok. Yürü. İşte bu benim Kadir babam. Herkesin kahramanı. Dedem de beni o kurtardı. Benim babam çok güçlüdür. Ona kimse bir şey yapamaz. Ejderhalar bile. Keşke masalımız hep böyle sözleydi. Ne zaman geliyordu bu kız? Yaz tatilinde işte. Okullar kapanınca. Ya çok aşığım Kadir abi. Ama fena kırdı kalbimi. Böyle gülerek söyledi. İyi bir şey dedi sandım. Akşam girdim internete. Dedim çevir şunu Almancadan Türkçe'ye. Ne demiş? Şişko inek demiş bana. Oğlum belki de yanlış çevirmiştir. Tamam tamam. Merak etme halledeceğiz. Kadir abi. He. Sen hiç evlenmeyecek misin? Bak geçen gün okulda da abi dedin. Okulda abim abi yok. Kadir Hoca var, tamam? Tamam Kadir abi. Fatma, Nur öğretmen. Evet.
Beni Kadir Hoca yolladı sizi karşılamam için. Kadir Hoca? Evet, git öğretmen hanıma Ayşe ablanın evine götür dedi. Ha, bir de öğretmen hanım para vermeye kalkarsa sakın alma dedi. Yani yanlışlıkla para teklif ederseniz alamam. Haberiniz olsun. Kadir Hoca, Ayşe abla. Vallahi kusura bakmayın, ben hiçbir şey anlamadım. Siz beni en iyisi okula yakın bir otele götür. Hayatta olmaz. Kadir Hoca'nın emri var. Kadir Hoca'nın? Evet, Kadir Hoca'nın. Ya kim bu Kadir Hoca? Kadir Hoca. Seni ilelebet benimsin sandım. Ölürüm sevdiğim, zehirim sensin. Evvelim sen oldun, ahirim sensin. Seni ilelebet benimsin sandım. Ölürüm sevdiğim, zehirim sensin. Evvelim sen oldun, ahirim sensin. Ya Adnan, şu kadarcık ömründe bu kadar acıyı nasıl sığdırdın be kardeşim? Ulan içimizi de ağladın be. Neyse ki artık bütün acılarınız sona erecek. Bugün yeni müzik öğretmeniniz geliyor. Düzeltiyorum, sadece müzik öğretmeniniz. Sizinle devam edecek olmuyor mu hocam? Olmuyor. Birbirimizi daha az görelim ki daha fazla özleyelim, değil mi? Adnan, Sülo, Cemal, saat 5'te inşaatın orada oluyorsunuz. Oğlum kütüphaneyi kendime mi yapıyorum? Hocam ne kütüphanesi ya? İnternet var artık. Giriyorsun, bakıyorsun. Sen de geliyorsun lan. Ama hocam... Gülnaz, iki tane mandal ver. Mandal bitti abla. Ne demek bitti kız? İdareli kullansana. Git Fatma'dan mandal iste. Tamam abla. Hadi. Nasıl geldin abla? Beş bulduk. Günaydın. Ay, belim koptu. Misafirimiz gelmek üzeredir ha. Ne misafiri? Ne demekli misafiri? Konuşmadık mı seninle? O gün bugün müydü? Ayşe. Sabahat. Daha yeni yolculadım misafirleri. Bak dağ gibi de çamaşır yıkadım. E'si iki güne ancak kurur bunlar. Akşama kurur merak etme. İki ütü vurdun mu tamamdır. Hiç üstüme varma Sabahat. Zaten başım ağrıyor. Hasta olacağım galiba. İyi madem. Ben bir Nazangil'e sorayım. Olmadı oraya yerleştiririz öğretmen hanımı. Ama Nazengil de rahat edemez ki. Çoluk çocuk kafası da şişirir orada. E ne yapayım Ayşe? Ha? Otele mi yerleştireyim kızı kız başına? Ne öğretmeniymiş bu? Müzik. Adı neymiş peki? Fatma Nur. Ay pek de güzel ismi varmış. Müzik öğretmeni ha. Neyse hadi ben gideyim. Akşama imkan yok, kurumaz bunlar. Hem ben ütüyle mütüyle uğraşamam Sabahat. Ütüyü ben yapıyorum ya abla. Sen sus kız. Hadi ben çarşaf nevresim falan getireyim. Otele çevirdiniz burayı. Kapıya tabela asacağım. Ayşe Palas Oteli diye. Hocam bunu annem gönderdi. Ya niye zahmet etmiş? O zaman öğretmen evine götürseniz beni. Öğretmen evi tadilatta hocam. Zaten ne zamandan beri kullanılmıyor. Kadir hocam orayı kütüphane yapmaya karar verdi. Kadir hocam her şeyi ayarladı. Siz merak etmeyin. Daha ne dersiniz Ayşe ablayın evinde? Yani inşallah. Toplum dışına itilenler.
Bizim müdür hocam. Yalan mı hocam? Bak, dersi kaynatma, toplumun dışına iterim ha. Aşıklar. Şişmanlar hocam. Hırsızlar hocam. Evet, hırsızlar. Bir de anlaşılamadıkları için toplum dışına itilenler var. Mesela ortaokul ikinci sınıfta matematik öğretmeni tarafından gerizekalı damgası yiyip okuldan atılmış biri var. Kim olabilir sizce? İzin midir? Tabii canım. Hocam benim matematik 2. Bilmem anlatabildim mi? Evet. Haftaya herkes Einstein gibi ya da Namık gibi bir başarı hikayesi de gelecek. Tamam mı? Hadi dağılın. Gelmedi mi daha? Yok, gelmedi abla. Işık Hanım da gelmiş. Al bakalım. Ayşe nerede? İçeride odayı toparlıyor. Yardım edeyim mi? Gerek yok. Oo, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Abla görüşürüz. Sağ ol Rıfat. Gel kızım, kalma kapıda gel. Merhaba. Merhaba canım. Ah, hoş geldin. Ah maşallah sen ne güzelsin. Ben Kadir'in ablası Sabahat. Teşekkür ederim. Merhaba, ben de Şükran. Yeğenim, Kadir'in kızı. Maşallah çok tatlı. Hoş geldin abla. Hoş bulduk. Bu da Gülnaz. Bak Fatma Nurcuğum, burası Ayşe cadısının evi. Ayşe benim teyzemin kızı. Çok rahat edersin burada. İstediğin kadar da kalırsın. Cadı mı? Cadı cadı, bildiğin cadı. Görüp göreceğin en aksi insanlardan biridir. Ama gel gör ki misafir tutkunudur. Şimdi seni tutsam da başka bir yerin evine götürsem... kıyameti koparır, aylarca yüzüme bakmaz, küser bana. Vallahi çok bir şey anlamadım ama. Anlarsın, anlarsın. Akşam biz de yemekteyiz nasıl olsa. Uzun uzun konuşuruz. Sen şimdi yerleş, tamam mı? Tamam. Horlama adetin var mıdır? Yok, sanmıyorum. İyi. Gel odanı göstereyim. Böyle düz tarafıyla biraz alıp sonra ters tarafıyla düzelteceğiz. Adnan. Adnan. Şşş. Alo. Heh, söyle ablacığım. Kadir, kız geldi. Fatma Hanım. Dediğin gibi Ayşe'yi yerleştirdim. Akşama da yemeğe çağırdım. Sen de gelirken kasaba uğra da tepsi kebabı al, olur mu? Ben şimdi Orhan'ı ararım, hazır edersen gidene kadar. Tamam, alırım. Hocam, bu arada notlara yansır değil mi bu emek? Var olsun işçinin emekçinin. Ulan 40 saattir aynı yeri boyuyorsun, bir de not diyorsun. Hadi toparlanın yavaşla. Bana bak, odalarımız bitişik, horlama adetin varsa söyle. Yok. Yani bilmiyorum ki. Anlarız bu gece. Anneciğim. Ben de şimdi seni arayacaktım. Vardın mı? Biraz önce geldim. İyi misin? Uyuyabildin mi otobüste? Niye uçakla gitmedin kızım? Ya anneciğim. Hala. Halacığım. Canlarım. Fatma Nurcuğum. Nasıl oralar?
Çok güzel Şenay ablacığım. Gerçi daha pek bir şey görme fırsatım olmadı ama... bak size odamı göstereyim. Güzel mi? Abicim sen nasılsın? İyiyiz canım. Seni gördük daha iyi olduk. Babam yok mu? Odasında. Tamam, selam söyleyin. Tamam, habersiz bırakma sakın bizi. Görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Dikkat et. Bay bay. İyi misin? O ne? Fotoğraf makinem. Bozulmuş. Kız gider alırsın bir tane daha. Hem eski püskü bir şey o be. Dedemden yadigardı. Konuştuk şimdi. Varmış. İyiymiş, selam söyledi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kadir abi, emaneti teslim ettim. Eyvallah Rıfat. Sağ olasın. Teşekkür ederim abiciğim, sağ olasın. Selamun aleyküm Bekir dede. İlaçların bitti mi? Aleyküm selam, aleyküm selam. İlaçların diyorum, ilaçların bitti mi? Gitti, gitti. Gelin şimdi. Yahu kim gitti? İlaçların bitti mi diyorum? Var biraz daha var. Kaç tane kaldı? Bir iki var. Bir iki mi? E hani bitince söyleyecektim bana, götürecektim seni. Nereye? Doktora, Doktor Azize. Tabii. Acı alalım, şöyle güzel bir yerlere gidelim. Tazı sözlü. Bekir dedi, alemsin ya. Hayırlı akşamlar Cemal abi. Niye geldiniz hocam? Ben şimdi çocukla gönderiyordum. Ya niye gelmeyeyim? Yolumun üstü işte. Hem bırak Turan da sene çalışsın. Bu kadar iş kim yapacak hocam? E paraya kıysan da bir çırak tutsan kendini olmuyor mu? Ulan bu kebabı senin gibi yapan başka bir yer olsa vallahi bu dükkanın önünden geçmeyeceğim. Canınız sağ olsun hocam. Yok işte ama benim gibi yapan. Hadi hayırlı işler. Baş tacı güle güle. Hadi Fatma Nur abla. Ama buralarda böyle naz niyaz olmaz hocam. Öyle değil mi Ayşe? Sen de bir şey söylesene. İstanbulluyum demedim mi? Oralılar biraz yabani olur. Seni konuşturan da kabahat. Şafak söktü yine. Suna hasret çeken gönül derde dayanmaz. Şafak söktü yine suna uyanmaz. Hasret çeken gönül derde dayanmaz. Çağırırım suna. Sesim duyulmaz. Uyan sunam uyan derin uykudan. Çağırırım sunam. Sesim duyulmaz. Uyan sunam uyan.
çektim gönül elinden. Usandım gurbet elinden, hiç kimse bilmez halimden. Sunam uyan derin uykudan. Çektim gönül elinden, usandım gurbet elinden. Hiç kimse bilmez halimden. Sunam uyan derin uykudan. Vay be. Aa, Kadir nerede kaldı? Millet öldü acında. Nerede kebap? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Kadir. Fatma Nur. Beni ağırladığınız için teşekkür ederim. Rica ederiz. Memnun oldum. Ben de. Buyurun buyurun. Rahatsız olmayın. Ben üstümü değiştirip geleyim. Ayşe kalk. Biz de masayı kuralım. Hadi anneciğim. Yardım edeyim mi? Et tabii. Kadir, haydi kebap soyacak. Üstünde değişmemişsin. Canın mı sıkkın senin? Yok abla ya. Şu kütüphane işi yordu herhalde biraz. Künefe yaptın mı? Yapma abla. Ablaların en güzeli. Hadi sen. Geliyorum hemen. İyi hadi. Anlat bakalım kızım. Kimsin, kimlerdensin? Nasıl düştü yolun buraya? Bilmem. İşte tayinim çıkınca, ne desem şimdi bilemedim. Beykoz'da oturuyor ailem. Ben artık buradayım. Zor gelmiştir ilk kez evden ayrılmak. İlk defa ayrılmıyorum. Üniversiteden sonra İtalya'ya gitmiştim müzik eğitimi için. Türkiye'ye döndükten sonra da öğretmen olmaya karar verdim. Kız Sabahat, İtalya hangisiydi? Cezmi. Ay yavrum, rüyasında bile masal görüyor. Kadir, hadi şunu yatırıver. Biz de kalksak mı, yoldan geldin? Yorgunsundur. Olur, kalkalım. Hadi ben de yatayım artık yere. İyi geceler, iyi geceler. Ben de yardım edeyim size. Aa, bırak kızım, bırak, ben hallederim. Yok Kadir, sorun değil. Hocam, yarın alayım sizi isterseniz. Birlikte gidelim okula. İlk günümüz. Olur tabii. Saat kaçta? 8'de Ayşe abla da olurum ben. Tamam, sabah 8'de. Şükran ne kadar güzel türkü söylüyor. Çok yetenekli maşallah. Körle yatan şaşı kalkar kızım. Dedesinin başka işi gücü yok ki. Çalsın söylesin. Ama sanki sesi daha çok babasına çekmiş. Diyorsun. Anlamadım. Çalıdı bir taşlamana gerek yok kızım. Merak ettiğin şey neyse sor. Şükran'ın anası nerede diye merak ediyorsan, Kadir Şükran'ın babası değil. Şükran, Mustafa dedenin torunu. Peki Mustafa dede, Kadir'in nesi oluyor diyorsan, hiçbir şey olmuyor. Kadir bunlarla bir dağ köyünde karşılaşmış.
Şükran öksüz ve yetim. Dedesi olacak bu aşıkla köy köy dolaşıp dururlarmış. Aldı getirdi bunları, yerleştirdi. İyidir kaderim. Yüreği de kendi gibi güzeldir. Sabah gelmedin. Evet, bugün öyle oldu. Bir şey mi oldu? Yok, kalkamadım. Neden? Bir şey mi oldu? Sülo. Bak, bir şey olduysa. Lan yürü git. Hadi okula. Abi ne oldu ki şimdi? Bir şey mi oldu? Eşeğin... Ne oldu ki acaba? Geldi mi? Geldi, geldi. Ağaç olduğum eve bile verdi. Tamam, geliyorum. Günaydın. Günaydın. Kusura bakmayın, beklettim biraz. Olsun. Günaydın Kadir Hocam. Ya, günaydın. Fatma Nur Hanım'la yeni müzik öğretmenimiz. İlk günü diye okula beraber girelim dedik. Hadi hayırlı işler. Selamünaleyküm. Bu taraftan. Ben burayı biliyorum. Nasıl yani? Daha önce geldiniz mi buraya? Yok. Dedem. Dedem Anadolu'da görev icabı çok gezmiş. Fotoğraf çekmeye de meraklıymış. Belki de onun çektiği resimlerden hatırlıyorumdur. Evet, eski adliye binası. Suriye'den atılan bir füze bu hale getirdi. Epeydir böyle metruk. Ben küçükken uyumadan önce fotoğraf albümünü çıkarır, çektiği resimleri gösterir, hikayelerini anlatırdı. Ben uyuklamaya başlayınca da kulağıma fısıldardı. Benim en güzel fotoğrafımı sen çekeceksin diye. Hmm, çektiniz mi bari? Biliyor musun buralarda olduğunuzu? Yok. Kaybettik 2 yıl önce. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Ölmeden önce de fotoğraf makinesini bana hediye etmişti ama... Valizin içinde bir şey olmuş herhalde, çalışmıyor. Neyse. Sizin de başınız şişir. Yok, estağfurullah. İlk günden okula geç kal. Müsaade ederseniz ben de öğrencilerimi feda edeyim. Tabii. Buyurun.
Hadi şükür deyin. Benden kurtuldunuz. İşte yeni müzik öğretmeniniz. Hocam pek kurtulduk gibi gözükmüyor yalnız. Tamam oğlum, bir tanıştırıp gideceğiz işte. Biz tanışırdık hocam. Tanışın oğlum. Tanışın evladım. İyi dersler hocam. Sağ ol hocam. Merhaba arkadaşlar. Bu benim ilk öğretmenlik deneyimim olacak. Burada sizinle beraber olduğum için çok heyecanlıyım. Çok özür dilerim, kusura bakmayın. Ne yaptınız lan daha ilk günden? Bismillah kaçırdınız hocayı. Hocam Allah seni inandırsın, biz ağzımızı açmadık. Hmm. Çok genç bir öğretmen hocam, alışacak. Hocam o zaman boş geçmesin ders. Ben bir türkü söyleyeyim mi? Bence de türkü çok iyi fikir. İyi dersler hocam. Sağ olun hocam. E söyle bari. Başındaki yazmayı da sarıya mı boyadın? Başındaki yazmayı da sarıya mı boyadın? Neden sararıp solunda sevdaya mı uğradın? Neden sararıp solunda sevdaya mı uğradın? Sabahat. Ne gördün kız? Dur bakayım. Bu geliyor mu, gidiyor mu? Ne geliyor? Kim gidiyor? At. At mı? Aa. Ay at. Vallahi at. Ay geliyor. Vallahi geliyor. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbi. Ay. Bana bak, dün akşam bir şey mi konuştunuz yoksa? Yok anam. Ağzından laf diremle alınıyor. Ama ben anladım. Bir meraklanmalar, bir sormalar etmeler. Ya. Teyze kızı, ne yapsak ki acaba? Vallahi benim aklıma bir takım şeytanlıklar geliyor ama. Rezil oldum bugün değil mi? Yok, niye ki? Ne bileyim, duygularımı kontrol edemedim ya. Öğretmen, öğretmen yapan duygularıdır. Duygularımız olacak ki öğretebilirim, değil mi? Öyle, doğru söylüyorsunuz. Sağ olun, iyi dersler. Fatma Nur Hanım. Duygularınızdan korkmayın. Nasıl geçti bakalım ilk günün? Vallahi çok güzel geçti ablacığım. Çocukların hepsi birbirinden tatlı. Öğretmenler de öyle. Ay hangi çocuklarmış onlar? İnsan çocuktan sor be, bizim sümükleri görünce. Hep Kadir şımartıyor o sıpaları, hep. Bugün de bahçede bir tanesine çorap giydiriyordu. Sabahat abla örmüş. Hah, gördün mü bak. Sabahat'ı da alet ediyor. Sevdin mi buraları? Sevdim abla. Çok sevdim. Nasıl? Kızcağız alışabildi mi okula? Eline sağlık abla. Afiyet olsun. Alıştı, alıştı. Önce bir bocaladı tabii. Sınıfa ilk girince heyecanlandı. Ama sonra toparladı. Alışır alışır. Hem akıllı bir kıza benziyor. Yo belli belli. Hem akıllı hem asil bir kız. Kişi soyuyla değil, takvasıyla kıymetlidir kızım. Çok da güzel bence. Yok mu biri? Ne gibi? Canım yani yok mu birisi işte? Ha, yok. Yani vardı da kıymetimi bilemedi diyelim. Zaten İtalya'ya da biraz o yüzden gittim. Bütün arkadaşlarımdan da koptum. Bir Ahmet var işte. Ahmet?
Aa, Ahmet benim çocukluk arkadaşım. Kardeşim diyelim. Diyelim bakalım. Vallahi öyle. Sen? Evlenmedin mi hiç? Evlendim. Hem de kaç kere. Gerçekten. Hem de hep aynı adamla. Ah Basri. Günaydın. Günaydın. Niye şaşırdınız? Hiç. Ben geldiğimde genelde pek kimse olmaz o yüzden. Ben de erkenciyimdir. Havada bugün çok güzel. Ben gideyim şeye bakayım. Çocuklara bir bakayım. Başlangıcıdır bu. Gerçi belirsizdir yolun sonu. Ama ben artık düşünmüyorum sonu. Sevmektir güzel olan çünkü. Neye baktın Aynurcuğum? Ay yok. Öğretmen hanım gelmiş dediler de bir merhaba deseydik. E okula gideydin o zaman. Güzelmiş diyorlar. Kara kuru bir şey. Ha. O kala bir de bilmiş. İstanbul'da ya. Bir havalar, bir havalar. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk ablacığım. Görüşürüz abla. Kadir. Bunu ablana veriver. Ne bu? Sen ver o anlar. Bu kıyamı da unutma. Kadir.
güzel burası. Söyleyeyim mi anama? Fatma'nın abla bizim evi çok sevmiş diye. Yok sakın söyleme Şükrancığım, yanlış anlaşılır. Ayşe teyzene de ayıp olur, sanki onun evinde rahat edemiyormuşum gibi. Sabahat abla, evde miydin sen? Hı, nerede olsaydı? Hala, Fatma abla bizim ev çok sevmiş. Burada kalsın mı? E kalsın kalsın tabii de. Ben babamı çağırayım. Şükrancığım sakın, ben zaten öylesine uğramıştım. Gideyim ben. Aa, nereye gidiyorsun canım? Ben de tam kahve yapacaktım. Nasıl içersin? Zahmet olmasın. Ne zahmeti canım? İyi, sade olsun o zaman. Baba! Ha. Ne oldu kızım? Fatma Nur abla geldi. Beni mi çağırıyor? Yok, öylesine söyledim. İyi ettin. Ebe hoş geldin diyeyim mi bari? Hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Sağ olun. Siz? İyiyim, teşekkür ederim. Sağ olun. Vallahi ben elimden geleni yapıyorum. Dede, sen bir konuşsana. Madem iş bu kadar ciddi, hiç uzamasın. İyi, konuşalım bakalım. Bugün okulda sizi aradım ama. Dersim yoktu. Biraz uykusuzum, erken çıktım. Ne kadar kıymetli olduğunu tahmin edemezsiniz. Çok teşekkür ederim. Ay, ne oldu? Benim kız Ayşe. Aklına bin yaşa emin. Vallahi mi oldu mu? Ay kafem taştı. Erkencisin. Sana olanlar olmuş yeğenim. Başka bir şey düşünemez oldum. Aşık olmuş olmayasın. Başlangıcıdır bu. Gerçi belirsizdir yolun sonu ama. Ben düşünmüyorum o sonu. Güzel olan sevmektir çünkü. Kızım, yemeğin bittiyse? Bitmedi. Şükran, bak bakalım deden uyanmış mı kızım, hadi. Ablası kurban olsun. Konuşayım ister misin, ha? Ah be abla. Bilmem ki, yüreğin yerinden çıkacak sanki.
Fuat abla. Kusura bakma ne olur. Ders anca bitti. Aa, ne kusuru be kızım. Gel otur şöyle. Limonata içer misin? İçerim. Nizam, Nizam. Bize birer limonata. Hemen abla. Bak bakayım sen bana. Sen ne güzel olmuşsun. Prensesler gibi. Sağ ol. Yalnız söyleyeyim. Burada senin peşini bırakmazlar. Yapma abla ne yaptın? Vallahi sen geleli maşallah yetişkin oğlu torunu olan mahalleden çıkmaz oldu. Ayşe'den korkmasalar bizim avluya çadır kuracaklar neredeyse. Ne güzel abartıyorsun Sabahat abla. Ama hiç boşuna beklemesinler. Sen de haklısın tabii. Buralılar kaba geliyordur sana öyle ya. Aşk olsun. Böyle mi tanıdın beni? Ben insana bakarım. Ha. İnsana bakarım diyorsan bir umut var demektir. Ne umudu? Teşekkürler. Teşekkürler. İşte o bildiğin Kadir gitti başka bir Kadir geldi. Gelip seni soranlara beş karış suratla yarım ağız bir hoş geldin diyor. Sonra da yallah odasına. Aa, niye öyle yapıyor ki? Lafın tamamı deliye söylenir be kızım. Onu da sen anlayıver artık. El alemin ne sebeple geldiğini söyledim. E Kadir'in hallerini de söyledim. Bir topla bir çarp bakalım ikisine. Ben gülünecek bir şey mi söyledim? Yok. Bilmem. Şaşırdım. Belki de ben yanlış anladım. Yok, yanlış anlamadım. Biraz yaş farkı var tabii ama. Aman Sabahat abla, serseme çevirdin beni ya. Bak Fatma Nurcuğum, ben kardeşimi hiç böyle görmedim. Çıra gibi yanıyor diyeyim de gerisini sen anla. Abla ben gideyim mi? Bir şey oldum, kusuruma bakma. Yaş farkının ne önemi var dedi. Daha ne desin ki kız? Uydurma abla ya. Aynen öyle mi dedi? O anlama gelecek bir şey dedi işte. Şimdi tam olarak ne dedi? Aman Kadir, anlattım ya be oğlum. Hem ne deseydi, dünden razıyım mı diyecekti. Ucumda ölüm yok ya. Görseniz buraları o kadar güzel ki. İnsanları da öyle. Önce bir korktum nasıl alışacağım falan diye ama. Kadir Bey olsun, ailesi, konu komşu olsun çok yardımcı oldular bana. Sen yine de çok alışma kızım. Heves ettin gittin. Çok da uzamasın bu iş. Ama babacığım bir görsen buradaki insanları bir tanısan sen de çok seversin. Bak ben de bu kadarını beklemiyordum. Hele Kadir Bey bahsetmiştim ya edebiyat öğretmeni. Ya o kadar yardımcı oldu ki bana anlatamam. Çok istiyorum tanışmanızı ya. Bir de ablası var Sabahat abla. Anneciğim bir güzel yemekler yapıyor ki. Kızım sen biraz fazla kaptırmışsın. Babacığım biliyor musun onlar da sizi çok merak ediyor. Zaten davet de ettiler. Bir gelseniz beni görseniz ya ne olur ya. Halam evlenecek miymiş baba? Fatma Nur hala. Siz ödevinizi yaptınız mı bakayım? Hadi içeri hadi anneciğim hadi bakayım. Yeğenin bir şey sordu. Aa bu çekmiyor mu ne? Ne oldu bu? Bu kapandı. Aa. Ah Fatma Nur ah.
Hayırdır? Korkunun eceli faydası yok abla. Patmanımla konuşacağım. Aferin aslanım. Bir şey unutmadın mı? Yok. Unutmadım. Ne unutacağım ki? Eşeğin büyüğünü ahırda unutacaksın. Gerçi insanın aklına gelmedi mi unutmak demiyoruz biz ona. Abla sen de olmasan var ya. Ama ya yok yok abla olmaz bu. Hadi. Ben bunu senden nasıl ayırırım? Ben ne günler için sakladım bu emaneti ha? Yüzü güzel, adı güzel, içi güzel bir eş buldun kendine. Hayır getirsin, uğur getirsin. Ayşe'ye haber vereyim. Şöyle oturalım mı? Ha. Olur. Birer çay içsek mi? Yok istemem. Çok içtim bugün. Sen çocuğum. İçerim ben. Kadir, sen nereden çıktın böyle? Oy, kadın kadına iki laf edemiyoruz ya. Otur oğlum, otur çocuğum. Biz de bu çenesi kuru yasacağıyla türbe ziyaretine gidecektik. Kalk kız, kalk. Hadi. Hadi bize müsaade. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim. Siz biz olmaz artık. Sana seni görür görmez yani seni görmeden önce sesini duydum o gece kapının önünde uzanıp yüzünü görmek istedim. Ha, göremedim ama şuramda. Ben o gece sana aşık oldum Fatma Nur. Thank you.
yaptı, kaybettim yani. Her şeyi mahvettim değil mi? Kadir. Fatma Nur. Yani nasıl anlatsam... Böyle aniden... Benim ailemin çok hoş karşılayacağını sanmıyorum. Özellikle babam. Anladım. Anladım. Peki... Ya babam beni tanısa ve sevse... ikna olsa... O zaman cevabın ne olurdu? O zaman... Hayırdır kızım, iyi misin? İyiyim teyzeciğim, çok iyiyim. Hocam çay. Hocam. Ha? Çay. Ne? Ha, çay. Sağ ol. İyi misin hocam? İyiyim, niye ki? Hiç. Deminden beri kendi kendine sırıtıyorsun da ondan. Ha, öyle mi yapıyorum? Anneciğim. Kızım niye açmıyorsun telefonunu sabahtan beri? Duymamışım, bir şey mi oldu? Daha ne olsun? Baban saatli bomba gibi dolaşıyor evin içinde dün geceden beri. Kim bu Kadir Bey? Ha? Nereden icap ediyor o davet etmeler falan? Ne oluyor orada? Anneciğim bir şey olduğu yok. Ya ben burada iyiyim, keyfim yerinde diye siz niye bu kadar dertlendiniz ki ben anlamadım. Keyfim biraz fazla yerinde. Bana bak, yanlış bir şey yapma orada. Bak sonra baban, biliyorsun babanı. Ya anne. Bıktım artık gözümün korkutulmasından, tehdit edilmekten ya. Ben ne yapsam bu adama yaranamıyorum. Babandan söz ederken terbiyeni takın Fatma Nur. Tamam anneciğim, ben kapatıyorum. Abla benim siyah bavulum nerede? Ne bavulu? Oğlum ne oldu? Anlatsana ne konuştunuz? İnsanı çatlatmasana. Bir şey yok abla, konuştuk işte. Fatma Nur'un da gönlü var ama ailesinden babasından çekiniyor. Bir gidip konuşalım bakalım ne diyecekler. Olur mu öyle pat diye canım? Önce bir oturup karar verseydik. Abla insanlar konuşa konuşa anlaşırlar. Ben kararımı verdim. Ya düşmanı değiliz, kanlısı değiliz. Nedir yani? Fatma Nur'a söyledin mi? Gitme diyecek belli. Başka çare yok. Bak bir gideyim. Beni bir görsünler, bir dinlesinler. Ya tamam. Ama koskoca İstanbul nasıl? Adres yok, bir şey yok. Dosyasına baktım. Aa Fatma Nur! Ne oldu? Nasıl geçti? Anlatsana. Thank you.
yalnız yanına taştan arkadaş. Bunu bile bile bak yine bu yaz vuruldum ben yeni baştan arkadaş. Canım. Uyumuş muydun? Yo. İyi misin? Bir şey mi oldu? Bilmiyorum. Ya Ahmet ben çok kötüyüm ya. Yani aslında kötü değilim. Hatta çok mutluyum ama... Ama Ahmet ne yapacağım ben ya? Önce bir ne olduğunu anlatsam. Sana bahsettiğim öğretmen var ya. Kadir. Bana evlenme teklif etti. Ne güzel. Sonra? Sonrası işte biliyorsun babamı. Şimdi anladım. Ne yapacağım ben? Adres burası yani. Eyvallah abi, sağ ol. Buyurun. Merhaba, ben Kadir. Kimsiniz? Ben Kadir, Antakya'dan. Fatma Nur Hanım'ın. Kadir Bey, beklemiyorduk sizi. Biliyorum, kusura bakmayın. Habersiz oldu ama ben daha fazla uzatmak istemedim. Neyi uzatmak istemediniz? Hayri Bey evde mi? Siz buyurun bahçeye geçin. Ben babama haber vereyim. Baba. Geliyorum. Kimmiş sevgi? Kadir diye bir bey. Olmayacak bir şey konuşuyoruz Kadir Bey. Ben bir tanışalım, göz göze gelelim isterim. Nasılsınız? Sağ olun. Zahmet ettiniz ta oralardan. Ben bir an evvel tanışmak istedim. Biz de isterdik ki bir haber verseydiniz. Nezaketen de olsa. Nihat, bir şey ikram ettiniz mi misafirimize? Yok, önemli değil. Ben zaten... Elbette. Müsaadesiz. Hayri Bey. Mehmet Kadir Ölçek. Kızımdan uzak dur. Kızım sen ne yapıyorsun ya? Neden geldi o herif buraya? Kim geldi? Kadir midir nedir?
Bak Fatma Nur. Bu işin tadı iyice kaçmaya başladı. Bence sen bavulunu topla bir an önce... Ne bavulu ya? Ne diyorsunuz? Sen babamın polisliğini yapacağına bana abilik yapsana. Ayrıca Kadir hakkında herif merif diye de konuşamazsın öyle. O adam bana hepinizden daha çok sahip çıktı. Beni hepinizden daha çok sevdi. Kızdın mı? Söyleseydim izin verir miydin? Vermezdim. Çünkü babamı tanımıyorsun. Neler yapabileceğini de bilmiyorsun. Aşık olmak her şeyi yanlış yapmakmış Fatma Nur. Kaybetme korkusu. Beceriksizlik. Bilmiyordum ki. Ben... daha önce hiç aşık olmadım ki. Anne, konuştum. Arkasını döndü, gidiyor şimdi. Ama ben gitmesini istemiyorum anne. Çünkü onu çok seviyorum. Efendim.
Ahmet geleceksin değil mi? Ne olur. Lütfen yalnız bırakma beni. Bak en mutlu günümde en yakın arkadaşım da yanımda olmazsa. Kelim kanda olsa gelirdim biliyorsun. Ama sergi açılışını erteleyemiyorum. Söz telafi edeceğim. Peki. Önünde sonunda gelsinler, elimi öpsünler diyecektir baban. Bir düğün de belki orada yaparsınız ha. Bu geceyi düşün de yüzün gülsün. Bak bize belli demeden kurudu gitti. Ya Ayşe abla ya. Merhaba, hoş geldiniz.
hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Evet efendim. Gelinimiz ve damadımız hazırsa ve tabii tüm misafirlerimiz, gel çiftimizi daha fazla bekletmeyelim. Fatma Nur Hanım ve Mehmet Kadir Bey, Samandağ Belediyesi'ne evlilik için yaptığınız müracaatı incelediğimizde evliliğiniz için bir engel olmadığını belirledik. Şimdi bir kez de burada, konuklarımızın huzurunda evlenme arzunuzu beyan etmenizi istiyorum. Sayın Fatma Nur Güzel, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan Sayın Mehmet Kadir Ölçek'le ömür boyu eşliği kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın Mehmet Kadir Ölçek, sizle hiç kimsenin etkisi altında kalmadan Fatma Nur Güzel'i ömür boyu eşliğe kabul ediyor musunuz? Kadir Bey. Şükran. Ablam. Dede. Şükran değil, çok şükür. Fatma Nur Hanım İstanbul'a götürüldü. Tedavisi orada devam ediyor. Geç şu.
yaşıyorum. Şükran'la ilgili söylemem gereken şeyler var. Dediler ama konuşmuyor işte o günden beri. İstanbul'a gidin diyorlar. Ne düşünüyorsun? Öyle diyorlarsa. Şükran'ıma iyi gelecekse. Ama benim önce Fatma Nur'u görmem lazım. Kızım, güzelim. Ben İstanbul'a gidip Fatma Nur ablanı alıp döneceğim. Tamam mı? Git Kadir.
Git bir daha da gelme. Fatma'nı görmeden gitmem. Gidersin Kadir. Gidersin. Bak Nihat. Fatma Nur öldü. Deli gönül hangi dala konarsın öyle. Konarsın. Deli gönül hangi dala konarsın öyle. Konarsın. Senin tutunacak dalın mı kaldı? Kardeş dalın mı kaldı? Ah feryat dilen için yanarsın ölem yanarsın. Ah feryat dilen için yanarsın gönül yanarsın. Senin dert çekecek halın mı kaldı gönül. Bunun vebalini nasıl ödeyeceğiz? Kaldı. Senin dert çekecek halın mı kaldı. Yemine cüredim mine seme. Mine semai ve merkünne müzilin. İn kânet illa sayhete vâhideten fe izâhum hamidûn. Ya hasreten alel ibad. Mâ ye'tihim min rasûlin illa kânû bihi yestezi'ûn. Elem yarav kem ahlekna qablehum minel qurûni ennehum ileyhim la yerci'ûn. Ve in küllün lemmâ cemî'ün ledeynâ muhzarûn. Ve âyetun lehum الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض Kraliçe ona güzel bir ceza vereceğim. Ellerini bağlayın diye emretti. Askerler kızın... Kadir Hoca yok mu? Hayırdır? Bizim de karakola kadar gelmesi lazım. Ne oluyor Kadir? Yok bir şey abla. Hayırdır Arif? Şu vesait meselesi. Bizi de sıkıştırıyorlar. Kusura bakma, o işi bir an önce hallet. Yoksa çocuğu zorla götürmemiz lazım. Ne demek zorla götürmemiz lazım? Ya tamam halledeceğiz dedik. Durumumuzu biliyorsunuz zaten. Böyle kapıya dayanmak falan ayıp oluyor Arif. Bak çocuğu da korkutuyorsunuz. Hocam sana saygımız sevgimiz sonsuz. Tamam sen de haklısın. Ama çocuğun yasal bir vasisi yok şu anda. Hem bize kalsa alır mı Şükran'ı senden? Kusura bakma. Kanun böyle. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi, evlat edinmede öncelik evli çiftlerdi. O yüzden Şükran'ı tek başına almanız çok mümkün görünmüyor. Üzgünüm ama şu durumda yakın zamanda Şükran'ı sizden almaya geleceklerdir. Ama nedir yani bu acele? Anlamıyorum ki. Bakın, yaşadıklarımızı biliyorsunuz. Şükran bir travma daha yaşasın istemiyorum. Ama zaten yasal süre aşılmış. Aslında çoktan alınmış olması gerekirdi. Şunu bir çıkaralım.
Başını kaldır hafifçe. Gayet iyi maşallah. Çok şükür. Dur. O kadar da değil kızım. Bir müddet hareketlerine dikkat etmen gerekiyor Fatma Nurcuğum. Arada bir baş dönmesi, görmede bozukluk olabilir ama zamanla azalacaktır. Hadi geçmiş olsun. Ben yarın tekrar uğrarım bir kontrol için. Çok teşekkürler. Buyurun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Dur. Fatma Nurcuğum. Dur. Ne yapıyorsun? Yat. Ya Fatma Nur. Doktoru duymadın mı? Eğer sen bir şey istiyorsan bana söyle. Ben getiririm. Telefonum. Ay telefonum diyor Nihat. Abi benim Kadir'le konuşmam lazım. Çocuklar siz bir dışarı çıkar mısınız? Seni bir kere bile arayıp sormayan o adamı unutacaksın Fatma Nur. Hayatına devam edeceksin. Anladın mı? Baba. Anneni daha fazla üzmeyeceksin Fatma Nur. Ne yapacağız Kadir? Bilsem. Ölmem ben şu tanıma. Gerekirse birini bulup evleneyim de. Şimdi hemen nasıl olacak ki o iş? Baksana. Kadın bugün yarın gelip alırlar diyor. Şükran'ı İstanbul'a götürün demediler mi? E madem kızının şifası da orada. Ahmet, Fatma Nur. Yanımda merak etmeyin. Antakya'ya geldik. Of. Tamam Nurhan, tamam. Eşek ölmeden cenaze kaldırıyorsun. Şimdi gidip o adamla konuşup yaptıklarımızı öğrenirse bir daha suratımıza bakmaz. Ah Hayri, ne yaptın Hayri? Ben kızımı sokakta bulmadım. Bir daha olsun yine aynı şeyi yaparım. Ahmet de Antakya'ya gitmişler. Ayşe. Hoş geldin. Hoş geldin kızım. Oğlum, alın şunları yukarı çıkarın. Kader.
Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Hadi geçin içeri. Kadir! Sabahat abla! Siz yerleşin. Sonra birlikte bir şeyler yeriz. Açsınızdır. Can o gün sustu Şükran'ım. Bir daha da konuşmadı. Tedavi için İstanbul'a gidin dediler. Başka çare yokmuş. Bu evlilik meselesi de şart olunca Ayşe ablanın aklına sen geldin. Abi sana da yük oluyoruz ama. Öyle deme. Başımın üstünde yeriniz var. İstediğiniz kadar kalabilirsiniz. Sağ ol. Burada bir okuldan aradılardı beni. Şeyden önce. Bakalım. Eğer teklifleri hala geçerliyse bir görüşeyim, konuşayım diyorum. Şükran'ıma da iyi bir doktor bulursak. Sen onu merak etme. Epey bir hatırlı müşterimiz var. Ayarlarız. Şu evlilik meselesinde bir yoklarım yarın. Kimselere bırakmayız biz Şükran'ı. Öyle değil mi kızım? Başına gitse daha mı iyiydi? En azından haber alıyoruz, iyi olduğunu biliyoruz. Kaçtaydı bu uçak? Birazdan gelir. Fatma dur! Kadir ölecek. O da sizi bekliyordu.
Türkan Hanım, siz bilirsiniz tabii de yani Antakya'dan bir hocayı böyle bir okula getirmek... Gel. Müdür Bey, Mehmet Bey geldi. Buyurun. Hoş geldiniz hocam. Buyurun. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Türkan Hanım vakfımızın yönetim kurulu başkanıdır. Hı hı, biliyorum. Sizin gibi tecrübeli bir öğretmenin ailemize katılması bizi çok mutlu etti. Sağ olun. Okulumuz köklü bir okuldur. Disiplin ve başarı... Kısaca aramıza hoş geldiniz Mehmet Bey. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Kızım, iyiyim. Sevgi bir şeyler hazırlasın sana. Aç değilim. Kadir. Gitmiş. Nereye? Bilmiyorum. Zaten önemli de değil. Önemli olan bir yere gidebilecek kadar sağlıklı olup beni görmeye gelmemiş olması. Tabii. Hasta yatağımdan kalkar kalkmaz ilk aklıma gelen o oldu. İlk aklıma gelen ona koşmak oldu. Peki o ne yaptı? Bir haber bile vermeden ortadan kayboldu. Siz haklıymışsınız. Neyse. Bitti. Artık önüme bakacağım. En doğrusu yavrum. En doğrusu. Hocam yukarıda sadece sınıflar var. Aşağıda da laboratuvar ve etkinlik alanları var. Şimdi onlara bakarız. Çocuklar. İsterseniz dışarı çıkar, ondan sonra spor salonuna bakarız. Evladım! Gereksiz taramalardan kaçınıyoruz değil mi? Biraz zorlar ama iyi çocuklardır. Hocam merhaba. Merhaba. Tanıştırayım, Ahmet Güven. Resim öğretmenimiz. Aynı zamanda çok iyi bir ressamdır. Memnun oldum. Mehmet Bey de yeni edebiyat öğretmenimiz. Ben de memnun oldum. Hocam bugün size ders koymadık. Daha ilk günden... Yok, ben isterim sizin için bir mahsur yoksa. Bir tanışayım çocuklarla. Peki, nasıl isterseniz. Görüşürüz. Şu anda en önemli şey sağlığın. Bol bol dinlenmen. Yok. İyiyim ben. Hatta bir an evvel çalışmaya başlarsam daha çabuk toparlarım. Ahmet hep söylüyordu ya bizim okula gel diye. Ben bir arayayım onu. Ama doktor... Nasıl arayacağım ki ben? Telefonum yok benim. Şenay abla. Hadi kalk gel bana telefon alalım. Hadi. Ya ne ismi? Ya bir dur. Sen dur ya. Ne? Ne? Ya bir dur ya. Sen de pembe bir mavi mi Gökhan? Mor. Ben sana güveniyorum. Mor. Ya ne ismi? Arkadaşlar, yeni edebiyat öğretmeniniz Mehmet Kadir Ölçek. Gençler sınıfta mavra var, çabuk gelin. Yalnız arkadaşlar, sınıfta cep telefonlarımızı kapalı tutuyoruz. Kıstım hocam. Sessiz de değil. Kapalı. Dershane boştu oğlum. Ne bileyim ya. İyi dersler hocam. Çattık ya. Kapıyı kapatın, yerlerinize geçin. Bu kim lan? Yeni edebiyat öğretmenimiz kardeşim. Oo hocam, şıksınız. Hocam. Değil. Nekes Cafer. O ne hocam? Terzi. Antakya'da ondan iyisi yoktur. Antakyalı mısınız? Antakyalıyım. Antakya neresi lan?
Aşağı Suriye sınırı. Boş ver sus. Yine de bu adamlar aşktan anlamaz diyorsan, yapabileceğimiz hiçbir şey yok ki kafanız basmıyorsa. Kim bu aşk adamı? Sokrat Saint hocam, bilmiyor musunuz? Mutlu ol da başka ihsan istemez bu gönül. Düşlerimde beni ama eden sen değil de dublörünmüş. Bir rap işi. Şiiri seviyorsunuz demek. Yani şiir değil tam olarak ama. Güzel. Güzel. Çıkarın bakalım kitaplarınızı. Ya hocam öyle tanışma bir merhaba. Hadi hadi çıkarın. Şş, kitap nerede ya? Bu mu? Kitap var mı? Kitabının 20. sayfasını aç. Hocam bu arada yerli baştaki adama aşırı benziyorsunuz. Evet benzetirler. O şiir rap yapabilir misin? Yaparım ya. Fakat bütün bunlar da olur. Yine tasa etmem. Yine kırılmam kimseye. Ben aşk adamıyım. Sevmeye geldim insanları. Gönlümle, elimle, kafamla sevmeye. Hesapsız, karşılıksız, aynı gayrı gözetmeden gün gelip gidersem şayet öyle süperken gideceğim ki karanlık kıyılardan da olsa candan selamlarım. Civarından geçecek gemileri, güneşli gemileri, şarkılı gemileri. İçinde kendim var mı şimdi? Bravo. Siyahını mı alsaydım? Bence bu güzel. Ama ben olsam beyazını alırdım. E beyazı kalmamış dedi ya. Hem beyaz kir gösterir zaten. İyi misin sen? Bakalım sesi de güzel miymiş? Ahmet'in numarasını söylesene. Yavaştan tanışalım mı? Tanışalım hocam. Ben Murat. Aa, öyle tanışma değil. Benim usulüm tanışacağız. Neymiş sizin usul hocam? Köy usulü organik tanışma mı? Foto tanışma. Ha, anladım. Selfie hesabı. Ha, gibi. Sen gelir misin? Ben mi? Evet, sen. Sarılabilir miyim sana? Yok artık. Tabii. Oha adam sarıldı resmen. Resmen sarıldı. Murat sen de fotoğrafçı ol. Nasıl yani? Hadi kalk fotoğrafımızı çek. İyi. Evet ne yapıyorum şimdi? Hocam yalnız sosyal medyaya koyup prim yaparım sanıyorsanız Pelin eziktir takipçi kazandırmaz. O telefonu bırak. Elinde kamera varmış gibi elinle çek. Eziklikte uzaya gittik arkadaş. Evet. Çekiyorum. Çektim. İşte benim hayatımın özeti. Kızım Şükran ve ben. Hayatımın özeti bu kadar. Kızınız olduğuna göre karınız nerede hocam? Öldü. Şimdi sıra sizde. Sen. İsmin ne senin? Ben. Sen. Aslı. Aslı gelmek ister misin buraya? Şimdi bize bir fotoğraf karesi oluşturacaksın. Fotoğraf karesinin içine arkadaşlarını kullanarak ailen, arkadaşların kim istiyorsan yerleştirebilirsin. Tek bir karede bize hayatını özetleyeceksin.
Tamam. Peki. Hadi bakalım. Kerem, gelir misin? Büşra. Peki, kimler olduğunu da bize söyle. Erkek arkadaşım ve annem. Anne? Benim hayatım bu kadar. Bendesiniz. Ben çıkabilir miyim? Tabii ki. Hocam öncelikle merhabalar. Künefe'yi çok severim. Neyse, benim annem var. Beniz gelenim o. En yakın arkadaşım, gel. Sonra büyük annem var. Sonra babam var. Murat sen gel. Ay Murat babam olur. Yani babam olmaz da ya babam olacak şimdi. Evet. Başka kim deniyor? O mükemmel. Gökhan. Hadi Gökhan, abi ya. Gökhan, sıkıntı ver. Hadi çık. Hadi bit. Gökhan. Peki sen? Benden pas hoca. Korkma ya. Bak herkes... Ben herkes değilim. Kimseden de korkum yok. Sen rahat ol. Ayrıca... Kızlara sarılmak için uydurduğun o ucuz köylü kurnazlıklarına da alet olacak değilim. Ne dedin sen? Adam taşınmış Antakya'dan. Nasıl? Nereye taşınmış? O da bilmiyor. Hiç de umursuyormuş gibi görünmüyor. Siz haklıymışsınız, önüme bakacağım dedi. Ahmet'le konuşacakmış, onun okulunda iş var mı diye. Bu halde? Ya daha yeni kalktı hasta yatağından. Bilmiyorum Hayri, bilmiyorum. Hocam ne tarafa? Sarıyer. Ben de o tarafa gidiyorum, buyurun. Gerek yok, sağ olun. Gelir birazdan otobüs. Olur mu canım öyle şey? Gelin lütfen. Merhaba. Mustafa, şu Antakyalı herife bir bakın bakalım. Nereye kaybolmuş? Nasıldı ilk gün? Anladım. Öğrencilerden biri canımı sıktı biraz. Şafak. Şafak Türkan'ın kardeşi. Dolayısıyla okulun sahibinin de oğlu. Aslına bakarsanız üvey kardeşi. Sorunlu bir çocuktur. Kafanıza takmayın bence. Nasıl sorunlu? Şafak geçtiğimiz yıl annesini kaybetti. Babası da biraz... Her neyse. Eğer Türkan sahip çıkmasaydı... iyice kaybolmuştu. Ya sen ne terbiyesiz bir adamsın. Sen kendini ne zannediyorsun? Kendi kaşındı.
bana bak. Eğer yarın Mehmet Hoca okula gelmesin, seni... Beni ne? Enginar güzel olmuş. Afiyet olsun. Afiyet olsun. İyice çiğnama. Teşekkür ederiz. Kızım şu fasulyeden alsana birazcık. Sağ ol anneciğim. Çatlayacağım şimdi. Ama hiçbir şey yemedin ki. Kızım nedir bu okul meselesi apar topar? Daha yeni yataktan kalktın. İyiyim ben. Hem çalışırsam daha çabuk toparlarım. Ne diyorsun? Alırlar mı beni okula? Alırlar tabii. Senden iyisini mi bulacaklar? Evet. Değil mi? Bilmem. Yarın bir görüşelim bakalım. Gerçekten mi? Evet. Bugün konuştum. O zaman sabah beni de al beraber gidelim. Olur. Tamam. Daha ilk günden memleketteki dirseği yamalı çocuklarını özledim bakıyorum. Özledim valla. Özledim. Onları yere apayrı. Allah rahmet eylesin. Tabii bunlar da ana kuzusu. İstemedi işte, niye ısrar ettiysem. Çocuk nasıl yaralıysa... anasıyla babasıyla aynı fotoğrafta bile olmak istemedi. Bu çocuklara öğreteceğin çok şey var Kadir. Tabii bu çocuklardan öğreneceğin de çok şey var. Şükran var bir bildiği ki susmuş. Seni taburalara getirmiş. Ayşe'yi taburalara getirmiş. Sabret. Vardır bir sebebi. Günaydın. Heyecanlı mısın bakalım? Neden? İş başvurusu, okul. Okula gitmiyorum ben. Beni Sarıyer'e bırakabilir misin? Anlamadım. Ahmet, benim Kadir'i bulmam gerek. Öyle kaçar gibi gitmez o. Beni aramayıp sormuyorsa mutlaka bir sebebi vardır. Yoksa asla böyle bir şey yapmaz. Bak Fatma Nur. Bu adam seni gerçekten sevmiş olsaydı yanına gelirdi. Gelir kapında yatardı. Ama gelmedi. Oysa ben... Onu tanımıyorsun. Okula gidiyoruz. Ahmet lütfen. Fatma Nur, okula gidiyoruz.